Çoğu kişi grip aşısının sadece yaşlılara gerekli zannediyor. Oysa gerçek çok farklı. Belki siz de risk grubundasınız ama farkında değilsiniz. Ve yaptıracağınız küçük bir aşı iğnesi büyük bir hastalığı önlüyor olabilir. Hadi gelin kimlerin mutlaka grip aşısı yaptırmasını gerektiğini birlikte bakalım. Grip kış aylarda en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan biri. Çoğu kişi 1-2 haftada atlatıyor ama küçük çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar da çok daha ağır seyredebiliyor. Hastane yatışlarına bazen de ölümlere yol açabiliyor. İşte bu yüzden grip basit bir nezleden öte çok daha önemli bir hastalık. Peki gripten korunmanın en etkili yolu ne? Tabii ki grip aşısı. Ama burada önemli bir nokta var. Grip aşısı her yıl yenileniyor. Çünkü virüs sürekli değişiyor. Dünya Sağlık Örgütü her sezon hangi virüsün dolaşacağını belirliyor ve aşı o virüse göre hazırlanıyor. Yani geçen yıl yaptığınız aşı bu yıl sizi tekrar korumayabilir. Bu yüzden grip aşısı her yıl tekrar edilmesi gereken bir koruma. Peki kimler risk grubunda? Özellikle 65 yaş üstü kişiler, 5 yaş altı çocuklar, özellikle de 2 yaşından küçükler, hamileler, bakım evinde yaşlananlar, kronik hastalığı olanlar yani astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabet, böbrek, nörolojik hastalıkları olanlar ve en önemlisi bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler yani kanser hastaları, kemoterapi alan hastalar, HIV, AIDS hastaları bunlar risk grubunda. Özellikle sağlık çalışanlara ve bu riskli gruplara bakım veren insanlar mutlaka aşı olmalı. Kanser hastaları için grip aşısı çok daha kritik. Çünkü tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zayıflamış oluyor ve grip bu kişilerde çok daha ağır komplikasyonlara yol açabiliyor. İnaktif grip aşıları kanser hastalarında güvenle kullanılabilir. Ancak canlı virüs aşıları kesinlikle önerilmiyor. Bir diğer önemli nokta ise sadece hastaların değil, aynı zamanda yakınlarının da aşılanması gerekiyor. Çünkü bu sayede kanser hastası dolaylı olarak da korunmuş oluyor. Özetle grip aşısı sadece yaşlılara değil, risk grubundaki herkese lazım. Belki de size de. Unutmayın, küçük bir aşı iğnesi büyük bir hastalığı ve çok ciddi komplikasyonları engelleyebilir. Eğer siz veya sevdikleriniz risk grubundaysa doktorunuza danışın ve grip aşısını ihmal etmeyin. Kansersiz bir yaşam için pratik sağlık ipuçlarını almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşı ile ilgili aklınızda bazı sorular var biliyorum. Kafanızı karıştıran soruları mutlaka yorumlarda belirtin. Hep birlikte tartışalım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.